Ben çok mutluyum. İlk defa bir yeni yıla sen, ben, çocuklar evde huzurla geçireceğiz. Misafirsiz, akrabasız, telaşsız, anansız. Ya ben de çok mutluyum da yani keşke böyle ikimiz de hani son güne, son ana kadar çalışmasaydık. Baksana yani alışveriş bile yapamadık. Neyse artık eldekilerle idare edeceğiz. Çocuklar benden çam ağacı istemişti ya. Bak ben de böyle doğaçlama bir şey yaptım. Nasıl? Aa, ya hayatım sen harika bir şeysin. Bu senin çocuklara büyük hediye veremeyeceğiz. Ağaç küçük olursa hediyelerde büyük görünür diye böyle yaptın değil mi? O yüzden. Uy. Seni yerim ben. Punçiyim. Tamam ben de hediyeleri ayarladım. Büyük oğlan için kedinin tasmasındaki zili söktüm. Bisiklet zili diye vereceğiz. Küçük için de takma tırnaklarından birini ayarladım. Gitarına pena diye. Peki büyüğün bisikletiyle küçüğün gitarını ne zaman vereceğiz? İşte onu da sokağa çıkma yasağı bitince çıkıp alacağız artık yani. Ne yapalım? Ya hayatım, bak bu süreçten çocuklar çok etkilendi. Hediyeleri görünce kim bilir nasıl sevinirler. Ben gidip şunlara bakayım. El işi kağıdından tombala yapıyorduk. Ellerini tutuk anlamasınlar. Bu sene yılbaşı eğlencesiyle, kutlamasıyla, ağacıyla bedavaya geliyordu. Ulan 2020. Ne olurdu be ben de mutlu olsaydım. Bana son dakika golünü de attın.